için Büyükelçilik'teki noktaya geldiğini arkadaşlarım aktarıyor. Anladığım kadarıyla onu izliyoruz. Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire. Leadership of President Donald Trump. ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü liderliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ilişkiler sayesinde bugün ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkese karar vermiştir. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'nı durduracak ve bu sayede de 120 saat içerisinde YPG güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Harekatı'nın altındaki bütün hareketler durdurulacak ve Barış Pınarı Hareketi YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra tamamen duracaktır. İdaremiz Suriye savunma güçleriyle iletişim içerisinde onların yaklaşık 20 millik alandan Türkiye'nin güney sınırından güvenli çekilmelerini sağlayacağız. Bunun içerisinde Türkiye ile yapılan bir anlaşma var. Kobani halkına karşı herhangi bir harekat yapılmayacak. Buna ek olarak ABD ve Türkiye iki ülke birlikte ortak bir şekilde güvenli bölgenin güvenli bir geleceğinin olması için çalışmaya söz vermişlerdir ve bu bağlamda bu sınır bölgenin Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Bugünkü anlaşmaya Ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD Kuzeydoğu Suriye'de DAEŞ'in faaliyetlerini durdurma konusunda karar vermiştir. Bunun içerisinde tutuklama tesislerine dair bir anlaşma ve daha önce DAEŞ'in kontrolünde olan bölgelere dair anlaşmalar hususlar vardır. Ayrıca ABD ve Türkiye kırılgan insan hakları, insan yaşamı ve özellikle de dini ve etnik toplulukların haklarını koruma konusunda ortak bir karar almıştır. Birkaç dakika önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Başkanın çok minnettar olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkesi başlatma ve bu çatışmanın, bu bir hafta önce başlayan çatışmanın barışçıl bir şekilde çözümü konusunda adım attığı için oldukça minnettar. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın göstermiş olduğu liderlikten dolayı minnettarım. 5 saatten fazla bir görüşme gerçekleştirdik Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetiyle ve bu görüşmelerimizin sonucunda hayatlar kurtarılacak. Ayrıca bu ekibe olan minnettarlığımı da bildirmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teşekkür ediyorum. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a, Büyükelçi Jim Jefferson'a teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olmak büyük bir ayrıcalık ve ekibin her bir üyesi bu sonucun çıkması konusunda çok büyük katkıları imza attı. Bu bölgenin daha güvenli hale gelmesi için oldukça önemli. Aynı zamanda ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü ve devam etmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca milyonlarca ABD vatandaşına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. ABD'nin dört bir yanından vatandaşların sesini duyduk. Onların vicdanları bir hafta boyunca olan can kayıplarıyla ızdırap çekti. Onların duası ve aynı zamanda ABD liderinin göstermiş olduğu güçlü liderlik
ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile olan işbirliğimiz bu sonucun olmasını sağladı. Bir kere daha şunu dile getirmek istiyorum. Türkiye, Suriye'ye operasyonu başlattıktan bir hafta sonra ABD ile Türkiye birlikte ateşkes kararı almıştır. 120 saat boyunca ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Bu bittikten sonra Türkiye kalıcı bir ateşkesi kabul ediyor ve ABD Türkiye ile birlikte çalışacak ve dünyadaki diğer bütün ülkelerle de birlikte çalışarak günün düzeninin bu güvenli bölgede düzen ve barış olmasını sağlayacak. Bunu da söyledikten sonra Dışişleri Bakanı Sayın Pompeo'ya minnettarlıklarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkürler desteğiniz için. Çok teşekkürler Sayın Başkan Yardımcısı. Zaten kendisine söylemiş olduğu üzere ekleyeceğim tek bir husus var. Bu bölgede yapılacak daha çalışmalar var. Karşılaştığımız birçok zorluk var. Ancak bu gece elde etmiş olduğumuz başarı da bize bazı koşullar getiriyor. İstikrarsızlığın engelledik ve bu bağlamda ABD lideri Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı bu önemli karar bölgede oldukça önemli sonuçlara yol açacaktır. Çok teşekkürler. How do you overcome? How will you overcome the damage that's been caused over the past week? There's been geçtiğimiz hafta boyunca olan a lot of things have been said, zarar konusunda ne yapılacak? Çok fazla şey söylendi, çok fazla ekonomik yaptırım tehdidi ortada döndü. İki ülke arasındaki ilişkilere yaşadığı zarar nasıl telafi edilecek? Anlaşmayı göreceksiniz. Anlaşmamızın bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Bu konuda hata olmasın. Başkan Trump müttefikler konusunda, Türkiye müttefiki konusunda çok net. Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna kesinlikle karşıdır. Zaten Amerika lideri Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesinde bunu çok net bir şekilde ifade etmiştir. Başkan Trump'ın sözlerindeki dürüstlük zaten bunu yansıtıyor. Ayrıca her iki lider arasındaki İyi ilişkiler bu anlaşmanın oluşmasını sağlamıştır. Şimdi birlikte bu anlaşmanın uygulanması konusunda işbirliği yapacağız. Bizim ekibimiz bu konuda çalışmalara başladı. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcılık rolümüzü uygulayacağız ve bu bölgeye barış ve güveni geri getireceğiz. Bu konuda çok güven duyuyorum. Okay, Gonca Şenay. Gonca Şenay. Please. Thank you, Gonca Şenay from TRT World. There are reports by TRT World'dan Gonca Şenay. Bazı uluslararası örgütlerden raporlar var. Kuzey Suriye'de etnik azınlıklara uyguladığı konusunda baskılar konusunda. Bu bağlamda Türkiye'nin yapmaya çalıştığı bu bölgede barış ve güvenlik sağlamaktı. Bu konudaki görüşlerinizi duymak istiyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanımız da bir cevap verecektir. Ancak şunu iletmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dini azınlıkların korunması konusunda uzun uzadıya konuştuk. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı burada Türkiye'de yaşayan dini liderlerin kaygılarını da bize iletti. Bu sınırda ki şiddetin yaşanan şiddeti bize iletti. Biz bu bağlamda dini toplulukların yaşayabilmesi, gelişebilmesi ve dini çoğulculuğun
Bu güvenli bölgenin bir parçası olması için elimizden geleni yapacağız. We've certainly heard from the Vice President, I heard from Christian leaders around the world who expressed much of the same concern that you just. Tüm dünyadaki Hristiyan liderler de aslında sizin bahsetmiş olduğunuz şeyi dile getiriyor. Bizce bu ateşkesin ilan edilmesi zaten bu tehdidi ortadan kaldırıyor ve bu sayede de hem Suriye'de de hem de Orta Doğu'nun genelinde daha güvenli bir ortam ortaya çıkaracaktır. Ancak Irak'ta ve birçok başka yerde de dini bağlamda birçok kişi tehditle karşılaşıyor. Görüşmelerimiz içerisinde şunu da ele aldık. Kötü muameleler konusunda soruşturmaların başlatılması konusunda gerekli adımları atacağız. Ben de küçük bir husus eklemek istiyorum. Amerikalıların gurur duyduğu bir husus var. Bu da 100 milyonlarca doların Hristiyanlara, Yezidilere ve birçok farklı dini azınlığa DAEŞ'in verdiği zarar konusunda sağlanan yeniden yapılanma desteği. Biz bu konudaki desteğimizin arkasında duracağız ve bunları devam ettireceğiz. Bu anlaşmaya baktığınızda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin birlikte bu etkilenen bölgede korunmalarını sağlamasına dair bir hüküm var burada. Thank you, Mr. Vice President. Çok teşekkürler Sayın Başkan Yardımcısı. YPG güçlerinin organize geri çekilişinden bahsettiniz. Geleceği ne olacak onların? Türkiye'de YPG'nin PKK bağlantısı olduğu konusunda kaygıları var. Washington aslında onların DAEŞ'a karşı mücadele ettiğini söylüyor. Kuzey Suriye konusundan bu gelecekte ne düşünüyorsunuz? Well, our commitment. Do you see any future for the Syrian Kurds politically there? Well, our commitment. Aslına bakarsanız bizim buradaki kararlılığımız özellikle de Türkiye hususunda biz burada YPG elemanlarıyla beraber çalışarak aynı zamanda Suriye savunma güçleri olarak da biliniyor. Onların önümüzdeki 120 saat içerisinde çekilmesini planlıyoruz. Kesinlikle bu şimdiden gerçek planda başlamıştır. Nereden çekileceklerine gelince burada Rafle ile beraber 20 millik bir kesimden itibaren çekilecekler. Türkiye'nin bu konudaki durma ve aynı zamanda ateşkese karar vermesiyle ilgili bizim de burada birlikte geri çekilmesinin, YPG'nin geri çekilmesini sağlanmasını aynı şekilde olanak sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun tabii ki yola girdiğini, şimdi konuşurken başladığını söylemek gerekiyor. Türkiye'nin belli kaygıları var. Kesinlikle kendi sınırlarıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri de elbette onların askeri operasyonlarını Suriye'de onaylamamıştı. Biz her zaman burada güvenli bir bölgeyi desteklemiştik. Bu bir tartışma veya uzlaşma konusunda bunları desteklemiştik ve biz burada Kürt nüfusunun, Suriye'deki nüfusunun çok güçlü bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Biz bu Amerika Birleşik Devletleri her zaman bunu destekleyecek. Bizim SDF ile olan yine özellikle de ISIS'i buradaki yenmeleriyle ilgili ona her zaman bir şekilde önem atfetmeye devam edeceğiz. Burada Suriye ile birlikte Kürt nüfusunun arasındaki güvenli bir alan oluşturulmasıyla ilgili çok yakın çalışmaları yapacağız. Bugünkü uzlaşmamız her zaman ilk önemli olarak buradaki şiddete son vermek oldu. Bunu tekrar tekrar ben ifade ettim. Sayın Başkan Erdoğan'a söyledim. Buradaki şiddete son verilmesi gerektiğini Trump da söyledi ve kesinlikle ateşkesin hemen gerçekleşmesi gerektiğini de söyledi. Bugün de uzlaşmaya vardık güçlü bir şekilde. Önümüzdeki günler içerisinde bunu tamamen sağlamış ve başarmış olacağız. Ve başka bir fırsat da bizim YPG ile olan çalışmamız sebebiyle burada alanı
temizleyip burada bir istikrar ve huzur sağlayacağız. Bununla birlikte bunu başaracağımızı inanıyorum ve bunu 120 saatlik zaman zarfı içerisinde başarılabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili olarak da ateşkes burada hüküm sürecek. Askeri olarak burada başkan kesinlikle bir askeri personelin bulunmayacağına söz verdi. Ancak diplomatik olarak Amerika Birleşik Devletleri nüfusuna devam ettirecek, elbette insani yardım çerçevesinde de burada desteğini sürdürmeye devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girmesine karşı çıktığını söylemiştiniz. Erdoğan'ın her zaman bir şekilde burada güvenli bir alan istediğini söylediniz. Peki Erdoğan burada sizinle nasıl bir işbirliğine geçti ki YPG'nin de burada nasıl buradaki uzlaşma içerisine girebildi? Burada eninde sonunda burada Kürtler buradaki güneye geçecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını görürsünüz. Bunlar birlikte nasıl bir şekilde Kürtlerin tahliyesini düşündünüz? Bunu siz uzlaşmanın kendisinde de zaten tanıklık edeceksiniz. Burada neler yapıldı görmeniz gerekiyor. Telefon konuşmasında Başkan Trump'la Başkan Erdoğan bunları görüştü ve bu çok net bir görüşme oldu. Çok netti. Bu ateşkes talebiydi. Buradaki şiddete tamamen son verilmesi yönünde talebi vardı. Türkiye'nin buradaki aktif bir askeri operasyon gerçekleştirmesi. Size şunu ifade edebilirim ki, burada tartışmalar başladığından beri biz hepimiz burada bir uzlaşmaya varmaya çalıştık. Nasıl bir ateşkes geliştirebiliriz ve hem Türkiye'nin burada faydalanmasını, aynı zamanda Trump'ın da hedeflerine erişmesini nasıl sağlayabiliriz ve bu güvenli bölge içerisinde nasıl barış sağlayabiliriz konuştuk. Eminim ki bunu başardık. YPG'ye geldiğimizde, Suriye güçlerine, birliklerine geldiğimizde bunu kesinlikle tekrar tekrar dinlediğimiz üzere onlar kesinlikle çekilecekler. Buradaki bu fırsatı çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ateşkesi düzenli bir şekilde çekilmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Burada güvenli alandan çekilecekler. Bu konuda oldukça eminiz. Bu çoktan gerçekleşiyor ve biz de bununla ilgili olarak elimizde olan ne kadar imkan varsa bunları kullanacağız, özellikle de Suriye kuvvetleriyle ilgili. Bunun gerçekleşmesini sağlayacağız ki güvenli bir şekilde geri çekilebilsinler. Bunun bir sonuç olduğunu düşünüyoruz. Bunun muhteşem bir şekilde Kürt nüfusa olumlu bir etkisi olacağını, Suriye'ye olumlu bir etkisi olacağını ve aynı zamanda uzun bir vadede Türkiye'ye uzun bir vadede bölgede de etkisi olacağını düşünüyoruz. Sadece bu soruya devam et. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye burada nelerden fedakarlık yaptı acaba bu konuyu görüşmelerinizde, müzakerelerde neler görüşürdü? Buradaki uzlaşmalar sürecinde değil, biz buradaki konuşmaları neticelendirdiğimizde bu konuları konuştuk ve onları tabii ki onların yine New York'tan gelecek bir bilgiyle olacağını söyledik. Şunu ifade edebilirim. Buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ifadeler, başkanın da net bir şekilde ifade ettiği gibi, eğer ateşkes olmasaydı elbette çok büyük oranda Türkiye'ye karşıt olarak yaptırımlar uygulanacaktı. Buradaki uzlaşmaya baktığımızda, buradaki duraklamaya baktığımızda, bu duraklama 120 saatlik bir süreç olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 5 gün için ateşkes var. Burada hiçbir şekilde ek bir yaptırım söz konusu değildir. Burada devamlı bir ateşkes sağladığımızda, kesinlikle düzenli bir şekilde YPG kuvvetlerinin bölgeden de çekilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri de aynı zamanda yaptırımları da kaldıracağına söz verdi. Bununla ilgili olarak da ajanslar da takip edecek.
To be clear though, just to nail it down. Sadece netleştirmek için soruyorum. Burada yaptırımlar kaldırılacak değil mi? Diğer bir konu burada konuşulmadı. Evet, doğru. Buyurun. Thank you, Mr. Vice President. Çok teşekkür ediyorum. Siz neden burada Türklerle gelmiş saatlerdir uzlaşmaya çalışıyorsunuz? Buradaki acaba yaptırımları bir şekilde tehdit olarak mı kullandınız, şantaj malzemesi olarak kullandığınız doğru mu? Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle Türkiye'nin buradaki askeri operasyonun Suriye'de gerçekleşmesine desteklememiştir. Buradaki Başkan Trump bunu Başkan Erdoğan'a belirtmiştik. Bu haftanın başında da aynı şekilde belirtmişti. Başkan dün aynı şekilde tekrar etti, bugün tekrar tekrar dile getirdik. Bununla ilgili olarak kesinlikle şiddeti bitirmek için buradaki masum hayatların mal olmasına son verebilmek için belli yaptırımlar uygulanacağını söylediler. Ben de bugün gerçekten ifade etmem gerekirse inanıyorum ki bugünkü ateşkes kesinlikle Başkan Erdoğan ve Başkan Trump'ın güçlü ilişkileri sayesinde gerçekleştirmiştir. Hem aynı şekilde bizim iki liderlerimizin güçlü ilişkileriyle ilgilidir. Dostluk burada önemli ve her zaman kendi duygularını ifade etmişlerdir. Başkan Trump bunu ifade etti. Aynı zamanda bu şekilde bir uzlaşmaya erişebildik ve bu şekilde de bir ateşkes sağlandı. Bu ateşkesle birlikte her şekilde istikrarlı bir şekilde huzurlu, barışçıl bir güvenli alan oluşturmasına karar verildi.